Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün kendi yöremize ait olan bir çimen tarifi paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 4 bu yemek kaşığıyla 4 yemek kaşığı biber salçam, 4 yemek kaşığı domates salçam, yazın kendi yaptığım salçam, bir su bardağı kadar çekilmiş cevizimiz, 2-3 diş sarımsak rendeleyeceğiz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tahin ve birer tatlı kaşığı kadar kekik, pul biber ve karabiber. Tahini biz sadece ben kendi yöremizde katıldığını gördüm. Başka yerlerde galeta unu, ekmek kırıntısı katıyorlar. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Farklı bir lezzet, farklı bir tat. Çünkü çemenin kıvamını ayarlıyor. Galeta unu da o amaçla katılıyor, ekmek kırıntıları. Tahin de o amaçla katılıyor ama farklı bir lezzet. Öncelikle sıvı yağımızı güzelce ocağımıza alıyoruz. Altını yakıyoruz. Evet, ısınan yağımızın içine rendelediğimiz 4 diş sarımsağımızı güzelce hafif hafif kavuruyoruz. Kavrulan çemen daha uzun ömürlü, daha dayanıklı ve sağlıklı olur. O salça kokusu olsun, hepsi aroması birbirine girmiş olur. Yani uzun ömürlü, uzun zamana kadar kullanabilirsiniz ama karıştırarak çiğden yapılan çemen günlük tüketilmesi gerekir. Bu benim verebileceğim püf noktasıydı. Evet, şöyle birazcık kavrulan rengi dönen sarımsaklarımızın içine güzelce salçalarımızı, önce biber salçamızı, sonra domates salçamızı. Bunları hep kendim yazdan yaptım. Temiz temiz, sağlıklı, katkısı doğal. Ve güzelce bunlar da biraz böyle 5 dakika böyle kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Evet. Salçalarımız da biraz kavrulduktan sonra böyle yaklaşık 5-6 dakika kavurduktan sonra içine tahinimizi ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde. Onu da güzelce karıştırıyoruz ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Tuz katmıyorum. Salçamız zaten tuzlu. Ama kontrol edersiniz. Eğer tuzsuz gelirse kendi damak tadınıza göre tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Ve en son cevizlerimizi ilave ediyoruz. Güzelce bunlarla da böyle birkaç karışık çevirdikten sonra çemenimiz kullanmaya hazır. Bunu güzelce bir kavanozumuza dolduruyoruz. Evet, çemenimiz böyle hafif biraz ılıdıktan sonra güzelce saklayacağımız kavanozun içine dolduruyoruz. Doldurduğumuz çemenimizin üstüne de gene böyle hafiften bir zeytinyağı gezdiriyoruz. Kavururken bir tatlı da bir çay kaşığı da kimyon ilave etmiştim. Onu da söylemiş olayım. Ve ağzını kapatıyoruz. Kullanmak istediğimiz zaman açıp kullanıyoruz. Evet, çemenimiz hazır yenmeye. Böyle güzelce sunum anında da üzerine sürdükten sonra cevizlerle böyle şık bir sunum da yapabiliriz. Allah yedirmeyi nasip etsin. Afiyet şifa olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.